Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Bugünün gündeminde biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bu sabah açıklayacağı enflasyon raporu vardı. Bir de bu akşam saat 22.30 civarlarında açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası Fed'in FOMC denilen tutanakları. Tabii ki bu konuyla ilgili olarak da gelecek olan açıklamalar merakla beklenmekte. Günün en önemli ilk konusu olarak Merkez Bankası'nın enflasyon raporu şeklinde 2019 yılına ait olarak açıklayacağı ilk enflasyon raporu vardı. Bu bir anlamda hükümete açık bir mektup olarak değerlendirilmekteydi. Evet, Merkez Bankası açıklamalarını yaptı ve dün gece size aktarmış olduğum analizimde demiştim ki şayet Merkez Bankası enflasyona yönelik olarak geri çekilmenin, gevşemenin çok net bir şekilde vurgusunu yapabilirse, bu durumda enflasyonun gerilemesine paralel olarak Merkez Bankası'nın aklında, niyetinde bir faiz indirimi yapabileceği şeklindeki beklentilerin ön plana çıkabileceğini ve bu faiz indiriminin ise TL'deki faiz avantajının kaybolmasıyla dolara yansıyabileceğini vurgulamıştım. Evet, bugün Merkez Bankası enflasyon konusuna gerçekten çok ciddi vurgular yaptı. Beklentilerini açıkladı ama çok ciddi bir sorun var arkadaşlar. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarında o kadar büyük tezatlar var ki, inanın dinlediğim zaman acaba yapılan bu açıklamalara kendileri de inanıyorlar mı demeden kendimi alıkoyamadım. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın başkanı Sayın Murat Çetinkaya bugün dedi ki 2018 yılı enflasyon hedefimiz %5'ti ama şaştı. Evet, yani %25'lere 26'lara çıkan bir enflasyon oranı bu nasıl bir şaşma ise. Ve bunun tek suçlusu olarak ise 2018 yılı içerisinde yaşamış olduğumuz dolar TL'deki atak veya TL'nin değersizleşmesi. Bu konudaki tek sorumlu, tek suçlu ise dolar olarak açıklandı. Ancak Sayın Murat Çetinkaya bütün bunlara rağmen diyebildi ki biz 2019 yılı için enflasyon beklentimizi %15,2'den 14,6'ya çekiyoruz veya revize ediyoruz, iyileştiriyoruz dedi. 2020 yılı için ise %9,3 olan enflasyon tahminlerini, beklentilerini %8,2'ye iyileştirdiğini açıkladı. Gıda enflasyonunun ise 2010 yılında %10'lar civarında olacağını açıkladı. Ben tabii ki arkadaşlar sizler de şahitsinizdir. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın hiçbir tahmininin tuttuğuna tanık olmadım. Yani 3 ay sonrasına yönelik bir tahmininin dahi tutmadığı bir ortamda 2 sene, 3 sene sonraya yönelik olarak verdikleri tahminlerin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Dünkü analizimde de sizlere açıkladığım gibi merkez bankaları ister Türkiye Merkez Bankası olsun, ister Fed olsun, ister şu olsun bu olsun, bütün merkez bankaları bir anlamda anı kurtarmak adına bir takım açıklamalar yapıyorlar. Aradan 2-3 ay geçtiği zaman belki de bir ay geçse bile şu veri böyle geldi, bu veri böyle geldi. Bu nedenle de tahminimi şu seviyeye getiriyorum. Düşüncelerimi şöyle revize ediyorum diyebiliyorlar. Onun için bugünlerden açıklanan rakamları çok anlamlı bulmuyorum. Arkadaşlar, Merkez Bankası dedi ki bir de esas önemli olan husus benim için bu. Petrol fiyatlarını 2019 yılı için 63 dolar civarlarında seyredeceğini bekliyoruz dedi. Şimdi arkadaşlar, petrol fiyatları şurada görmekte olduğunuz gibi, bakınız şurası Brent petrolü yansıtmakta ve şu an 62 dolar civarında. Petrol fiyatları geçtiğimiz günlerde 50 dolarlar seviyesine kadar geriledi ve buradan bir atak yaparak 60 doların üzerine yerleşti. Petrol fiyatları gibi özellikle ve özellikle dünyadaki jeopolitik etkenlerin, sıkıntıların çok had safhada olduğu şu süreçte petrol fiyatları gibi önemli bir emtianın fiyatının stabil kalabileceğini beklemek bana çok enteresan bir düşünce geldi. Yani şu anda bile 63 doların 63 dolar civarında olan bir petrol fiyatımız var iken ve 50 dolarlar seviyesinden bir tepki oluşmuş,
yeniden 70-80 dolarlara, belki 90 dolarlara kadar çıkabilecek bir görüntü mevcut iken, bugünden kalkıp da petrol fiyatları 63 dolar civarında olur. Bu da bir enerji faktörü, enerji maliyeti anlamında enflasyon beklentilerimizi aşağı çeken bir etkendir şeklinde petrol fiyatlarını baz alarak bir yorum yapılması gerçekten çok enteresan geldi. Peki yarın petrol fiyatları 70 dolara çıkarsa ne olacak? Yani petrol fiyatlarının çok kısa süreler içerisinde 80'lerden 50 dolara gerilemesi, ardından 50 dolardan tekrardan 63 dolara çıkması, bu kadar oynaklığın hakim olduğu bir üründe bunun dengesini dikkate almak kaydıyla enflasyon tahmini yapmak ne kadar gerçekçi olabilir sizlerin takdirinize bırakıyorum. Dediğim gibi 3 gün sonra petrol fiyatları 65 dolar 70 dolar olduğu zaman Merkez Bankası'nın bütün bu düşünceleri, bütün bu tahminleri de yerle yeksan olacaktır. Zira petrole odaklanmış durumda. Ve yine Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasında biz veriye bağlı bir karar süreci içerisindeyiz demekle gelecek olan verilere göre fikrimiz, düşüncemiz her an değişebilir şeklinde bir düşünceyi de ortaya çıkardı. Ve yine de yine gerekirse sıkılaştırma, parasal sıkılaştırma faaliyetlerine devam edebiliriz, gerekli tedbirleri alırız dedi. Şimdi arkadaşlar bütün bu açıklamaları hepsini birlikte toparladığımız zaman aslında Merkez Bankası çok şey söyledi ama aslında hiçbir şey de söylemedi. Yani bizlerin iyimser beklentiler içerisine girmesini gerektirecek bir şey söylemedi. Enflasyonu şu seviyeden bu seviyeye revize ettik dedi. Ama bunun nasıl olabileceğini, nasıl gerçekleşebileceğine dair hiçbir açıklamada bulunmadı. Sadece gerekirse sıkılaştırma eylemlerini devam ettirebilirim dedi. Yahu sıkılaştırmayı devam ettirmekle, yani domates, biberi marketlerde satışını yasaklamakla enflasyonla mücadele olabilir mi arkadaşlar? Eğer ki enflasyonun tek suçlusu dolar ise, 7'lere çıkmış olan bir dolar sebebiyle biz böylesine yüksek bir enflasyon durumuna maruz kaldıysak, dolarda yaşanmış olan %30'lar civarındaki geri çekilme ardından niçin bir anda enflasyonumuzda da önemli bir düşüş yaşanmadı? Veya bir başka açıdan sorayım arkadaşlar sizlere. Madem ki enflasyon %25-26'lardan %20'lere geriledi, bu arkadaşlar yaklaşık %20'lik bir geri çekilme demektir. E peki hangi üründe %20 civarında bir indirime tanık oldunuz? Ben %20 değil hiçbir üründe %3'lük bir indirime dahi tanık olduğumu hatırlamıyorum. Bir başka açıdan bakalım arkadaşlar. Enflasyona esas etken nedir? İşte gıda ürünlerimizdir, petrol fiyatlarıdır, ulaşım giderleridir, şunlardır bunlardır. Enerji maliyetleridir. Doğalgazda, elektrikte veya petrol fiyatlarında siz herhangi bir indirime tanık oldunuz mu? Ama doların hareketlenmesiyle birlikte bütün bunlara en az 3-4 kere ve çok ciddi oranlarda zamlar geldi. Arkadaşlar bu gibi ana etkenlerde bir iyileşme olmadıkça enflasyonda da kayda değer bir iyileşme olması gerçekten çok zor görünmekte. Tekrar belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Domatesle, biberle, şunla, bunla enflasyonu geriye çekmek mümkün değildir. Ve petrol fiyatları gibi çok oynak bir nesneye endekslenmiş bir enflasyon beklentisinin de yansıtılmasını ben hiçbir şekilde gerçekçi bulmadım. İşte değerli arkadaşlar, zannediyorum ki büyük yatırımcılar da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu açıklamaları çok samimi ve gerçekçi bulmadıkları için Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabileceğine dair inançları da azalmış durumda. Çünkü bu koşullar altında, bu yüksek enflasyon ortamı içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi gerçekten ekonomiyi de çok ciddi şekilde rahatsız edecek olan bir durumdur. Hani dün demiştim ya sizlere veya sürekli olarak vurguluyorum ya, eğer Merkez Bankası bir faiz indirimine giderse, faizin cazibesi azalırsa bu dolar için olumlu bir etken olabilir diye. Ama şu anki çizmiş olduğu tablo enflasyonun düşebileceği hususunda, ama bugün Merkez Bankası faizler konusunda hiçbir şey söylemedi, söyleyemedi. Bu açıdan arkadaşlar faiz indirimi beklentisinin gittikçe azalmış olduğu bir tablo ortaya çıktı. Ama bu beklenti azalıyor derken de ben
halen Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi seçimlerden önce bir popülist yaklaşım olarak enflasyon verileri iyi geliyor, bu sebepten dolayı da faizleri indirdim diyebileceğini bekliyorum. Ama mantıken ve ekonomi kuralları gereğince Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmaması gerekiyor bu içinde bulunduğumuz süre içerisinde. Şu anki teoriye bağlı olarak da kurallar eğer Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasını haklı gösterecek bir ortamda olmaması nedeniyle de dolar TL'nin tekrardan 5.30 aşağısına bir geri çekilme yaşadığına tanık olduk. Sevgili arkadaşlar, dolar TL 5.30'un aşağısında dünkü analizimizde demiştik ki pivot verimiz olarak 5.32'nin aşağısında kalınır ise 5.28, buranın da aşağısına gelinir ise nereye kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir sorumuza yine pivot sistemin verileri cevap verecekti. 5.26 seviyesini öngörmüş. Hakikaten de arkadaşlar bugün görmüş olduğumuz en düşük seviye 5.26.06'dır. Dolayısıyla dolar TL 5.32'nin üzerinde kalamadığı için bu geri çekilme ikinci destek noktasına kadar, yani şu seviyeye kadar, 5.26-26 seviyesine kadar gerçekleşmiş durumda. Bu seviyenin korunduğunu, bu seviyenin üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Genel anlamda 5.25 seviyesinin ise bir destek özelliği içerisinde bulunduğunu zaten son günlerde sürekli olarak ifade ediyoruz. Arkadaşlar, Ocak ayının son haftası itibariyle dolar TL'nin zayıf bir seyir içerisinde olabileceğini ifade etmiştim. Bugünkü Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dolar TL'nin geri çekilmiş olması aslında çok önemsenecek olan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Zira Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu açıklamaların aslında önümüzdeki haftadan itibaren yorumlanmaya başlanacağını düşünüyorum. Çünkü pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verimiz açıklanacak. Ocak ayı enflasyon verimiz açıklanacak ve bu açıklanacak olan veri de enflasyon hakikaten düşüyor mu, düşme eğilimi ve niyetini sürdürebilecek mi şeklinde bir takım soruların yanıtları da bulunmuş olacak. Bu paralelde önümüzdeki hafta dolar TL'nin bu Merkez Bankası açıklamalarını fiyatlamaya başlayacağını düşünüyorum. Şu anda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalardan ziyade Merkez Bankası'nın bu hafta 31 Ocak itibariyle, yani yarın ayın son günü olarak elindeki short pozisyonlarını, Ocak ayı short pozisyonlarını kapatacağı gerçeği ön plandadır. Merkez Bankası'nın yarın son uzlaşma fiyatı ile 475 bin kontrat civarında taşımış bulunduğu short pozisyonların uzlaşma fiyatından kapanacak olması ve bu kapanışında makul ve uygun bir yerlerden, yani ne kadar düşük bir seviyeden gerçekleşirse Merkez Bankası için o kadar büyük bir avantaj oluşturmakta. Hatta dünkü analizde arkadaşlar, bu videonun arkasına onu ekleyeceğim, oradan tekrar hatırlayabilirsiniz. Merkez Bankası'nın Ocak ayı içerisinde elinde bulundurduğu pozisyonlar, bu pozisyonlarının maliyeti ve örneğin 5.30 civarından bir kapanış, bir uzlaşma fiyatı gerçekleşmiş olursa da Merkez Bankası'nın ne kadar para kazanmış olduğunu, olabileceğini de bir hesap olarak sizlere aktarmıştım. Tekrardan oradan izleme imkanınız olabilecektir. Ben orada 5.30'lar seviyesini esas almıştım ve %45-46 civarında bir karlılıkla pozisyonunu kapatabiliyordu. Fakat şu anki tablo itibariyle biraz daha aşağılardan bunu kapatma imkanı olacak gibi görünmekte. Özetle Ocak ayının son haftası itibariyle dolar TL'deki zayıf seyir, özellikle ve özellikle Merkez Bankası'nın elindeki kontratları uygun bir seviyeden kapatabilme imkanının oluşabilmesi adına bir gevşek seyirin hakim olduğu kanaatindeyim. Ama belki de Cuma gününden itibaren, yani yarın Perşembe günü itibariyle pozisyonlar kapandıktan sonra Cuma günü, Şubat ayının ilk günü olarak dolar TL Merkez Bankası'nın üzerinde hissetmiş olduğu baskısının da ortadan önemli ölçüde azalmasıyla tekrardan bir hareketlilik yaşayabilir. Ve tekrar belirtiyorum ki önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verisiyle birlikte yine dolar TL'de hareketli bir seyrin başlaması söz konusu olabilir. Bizler için arkadaşlar dolar TL'de şu anki seviyeler henüz 5.26'lar civarında. Bu seviyelerden bir kapanış olacağı ihtimalini dikkate alarak
Yarın dolar TL'nin kritik seviyeleri ne olabilir sorumuza yanıt olarak ise arkadaşlar 5.28 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu görmekteyiz. 5.23-24 seviyesi ise ilk destek noktamız olarak pivot destek noktası olarak ortaya çıkmış. Yine 5.21-42 seviyesi ise ikinci destek noktası olarak ön planda. Yalnız arkadaşlar kapanış verilerinin ne olacağını şu andan net olarak bilmiyorum. Gece 24'ten sonra dolar kapanış verilerini dikkate alarak yarın için geçerli olacak olan pivot verilerini milimetrik bir şekilde bilmeniz açısından Twitter adresimden her akşam olduğu gibi yine yayınlayacağım. Değerli arkadaşlar, 5.25 seviyesinde bir destek hattımızın oluştuğunu, son birkaç gün içerisinde bu destek hattının oluştuğunu hep birlikte tanık oluyoruz. Bu seviyenin aşağı kırılmasını gerektirecek çok ciddi önemli bir faktör şu an için mevcut değil. Ancak bu akşam saat 22.30'da Fed'den yapılacak olan bir takım açıklamalar söz konusu olacak. Bu açıklamaların ne olacağını, neler söyleyebileceğini çok net bir şekilde kestirmek mümkün değil. Çünkü niyetlerinin ne olduğu konusundan ziyade bu niyetlerini hangi kelimeler ile açıklayacağı mevzusu hakim. Ben bu toplantı sonrasında, bu toplantı ardından yapılacak olan açıklamalara dair de çok kritik, çok önemli ve piyasaları etkileyebilecek tarzda bir sonuç çıkacak olursa gecenin ilerleyen saatlerinde Fed'in de bu akşamki açıklamalarına ilişkin olarak piyasalara yönelik nasıl bir sonuç yaratabileceği konusunda yeni bir analiz daha eklemeye gayret göstereceğim. Değerli arkadaşlar, az önce Merkez Bankası'nın short pozisyonlarından bahsetmiştik. Merkez Bankası bu gün hiçbir şekilde Ocak ayı kontratlarında bir işlem yapmadı. Dün biliyorsunuz 50 bin kontrat civarında pozisyon açmıştı ve bu açılan pozisyonlar yine Şubat ve Nisan vadede gerçekleşmişti. Bugün bakalım arkadaşlar Şubat ve Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir pozisyonu var mı? Bu arkadaşlar Ocak vadede dün olduğu gibi pozisyon olmadığını görüyoruz. Nisan vadeye bakalım değerli arkadaşlar. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası bugün 4159 pardon özür diliyorum Şubat vade itibariyle 4159 kontrat bir short pozisyon açmış durumda. Nisan vade için ise zannediyorum biraz daha az miktarda bir kontrat açmıştı biraz önce baktığım zaman. Evet, Nisan vade içinde Merkez Bankası 1924 yani 2000 kontrat civarında bir short pozisyon açmış. Bugün itibariyle 30 Ocak tarihi itibariyle bir kez daha vurguluyorum arkadaşlar. Yarın Ocak vadenin son günüdür. Yarınki uzlaşma fiyatıyla Merkez Bankası'nın elinde bulunan 473.000 kontrat nakde dönmüş olacaktır, kapanmış olacaktır. Ve bu uzlaşma fiyatından kapanacak olması gereği de dolar TL ne kadar aşağıda bu pozisyonlar kapanır ise Merkez Bankası için o kadar avantaj olacaktır. Son 3-4 aydır görmüş olduğumuz tablo vadenin kapanmasının 1-2 gün kala dolar TL'de zayıf bir seyir söz konusu olmakta. Bu nedenle de bu hafta sonu aktarmış olduğum analizimde Ocak ayının son haftası dolar TL için zor geçebilir ifadesini kullanmıştım. Bunun da sebebi buradan kaynaklanmakta. Sevgili arkadaşlar, analizimi burada noktalamak istiyorum. Dediğim gibi ilerleyen saatlerde eğer Fed açıklamalarına dayalı olarak çok önemli bir şeyler söz konusu olursa yeni bir analiz ekleyebilirim. Aktarılan analizlerden anında haberdar olmak istiyorsanız, herhangi bir gecikme yaşamak istemiyorsanız kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Bu şekildeki aboneliklerle derhal bildirim alabileceksiniz. Ve yine Twitter adresim olan @halukcanmergin de takip ederseniz orada da anlık yorumlar ve analizler geçebiliyorum. Özellikle gece 24'ten sonra dolar TL ve diğer enstrümanların günlük olarak bir sonraki gün için takip edilmesi gereken pivot verilerini de oradan aktarmaktayım. Yine gün içinde de 2 saatlik, 4 saatlik gibi farklı periyotlara yönelik olarak da önemli kritik destek ve dirençleri oradan kolaylıkla mesaj yoluyla aktarabiliyorum. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Belki tekrardan görüşmek üzere diyorum bu akşam için. Hoşçakalınız.